İkinci dönem hedefin yazılılardan yüksek not almaksa kitabın yazılı notları demektir. Yazılıda karşına çıkabilecek önemli kavramlar, hocanın soru sorabileceği kilit noktalar hepsi 10. sınıf yazılı notlarının içinde, hem de tüm derslerle birlikte. Sana en yakın Tonguç kitapçısı ve tonguçmağaza.com'dan ulaşabilirsin. Herkese selamlar, herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Yine güzel bir konuyla karşınızdayız. Karaların ve denizlerin hakimi Osmanlı Devleti'ni ele alacağız. Hazırsan kemerlerini bağla, hız kesmeden başlayalım. Şimdi biz konuda neler göreceğiz? 16. yüzyılda kara göçleri, yine Osmanlı Devleti'nin bir kara gücü olmasında etkili olan olaylar, yine 16. yüzyılın deniz güçlerini, yine Osmanlı Devleti'nin bir deniz gücü olmasında etkili olan gelişmeler, Kıbrıs'taki Türk varlığının önemi, coğrafi keşiflerin dünya üzerindeki etkilerini, coğrafi keşiflerden doğan zararlarını telafi etmek için Osmanlı Devleti'nin yaptığı çalışmalar ve Hint deniz seferlerini birlikte ele alacağız. Şimdi büyük kara gücü Osmanlı Batı'da. Osmanlı Devleti 15. yüzyılın başlarından itibaren bir kara gücü olarak ortaya çıkmıştır. Yani bakın, farkındaysanız ilk Türk devletlerinden itibaren çok da fazla denizde biz haşır neşir olmamaya başlıyoruz. Ama Fatih Sultan Mehmet'ten sonra durum tamamen değişmeye başlayacak. İstanbul'un fethinden sonra sınırlarını giderek genişleten Osmanlı Devleti, askeri teşkilatlanma, eğitim ve donanım açısından gittikçe gelişen Osmanlıların batıdaki en büyük rakibi ise Habsburglar. Ve dolayısıyla da kimdir dersek, kutsal arkadaşlar, kim diyorsunuz? Kutsal Roma Germen, neyi diyeceğiz? İmparatorluğudur. Bu rekabet bir dönem için kanuni şalken mücadelesi olarak da ele alınabilir. Balkanlara hakim olabilmek için İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet Han yönünü nereye doğru çevirecek? Batıya doğru yöre çeviriyor. Hemen şuraya hemen Fatih diye de yerleştirelim. Fatih döneminde Bosna, Hersek, Eflak, Boğdan, Arnavutluk ve Sırbistan bölgesi ne yapıldı? Fethedildi. Yine ama gücün zirvesine doğru ilerlerken Orta Avrupa'ya hakim olma yolunda ise bir kahraman göreceğiz. Kimdi peki bu dersek? Kanuni arkadaşlar döneminde ise Belgrad alınıyor ve dünyanın en kısa süren meydan savaşı olan Mohaç Meydan neyi gerçekleşiyor? Savaşı gerçekleşecek. Ve Mohaç'ın sonrasında hangi bölge fethedilmiştir dersem, Macaristan bölgesi fethi edilmiştir. Akabinde Macaristan'ın fethi üzerine Avusturya Kralı Ferdinand Budin'i işgal edince Osmanlı Devleti nereyi kuşatacak? 1. Viyana'yı kuşatma altına alacak. 1. Viyana'yı kuşatma altına alacak, fakat Osmanlı Devleti ne yapmamıştır? Çok da bu savaşın üstüne düşmeyecek. Bu savaşın üstüne düşmemesi üzerine Ferdinand'ın saldırını sürünce Şalken üzerine arkadaşlar ne seferine çıkacağız biz? Alman seferine çıkıyoruz. Yani Almanya neyi? Seferine çıkacağız. Ve Avusturya ile hangi anlaşma gerçekleşiyor? İstanbul Anlaşması gerçekleşmiştir. Ve sonrasında Kanuni diyor ki, kardeşim ben sizi muhatap almam. Sizi kim muhatap olur? Alır. Tabii ki benim sadrazamım muhatap haline alacak. O yüzden de ben size ne yapmıyorum? Muhatap olmuyorum. Yani aslında bu İstanbul Anlaşması'nın maddesi. Avusturya Arşidük'ü yani kralı Osmanlı sadrazamına ne sayılmıştır? Denk sayılmış ve aynı zamanda Macaristan Osmanlı'ya ait kalmış ve Avusturya yıllık neye bağlanmıştır? Vergiye bağlanacak. Yani hemen şöyle söyleyelim. Avusturya neyi dedik? Arşidük'ü. Yani kralı arkadaşlar Osmanlı sadrazamına ne sayılacaktır? Denk sayılmıştır. Böylece Osmanlı Devleti Avrupa'da, ama hangi Avrupa'da dersem eğer, Orta Avrupa'da üstünlük sağlamış. Fakat Osmanlı Devleti arkadaşlar, bakın unutmuyorsunuz, İstanbul Anlaşması'yla, yani siyasi üstünlüğü İstanbul Anlaşması'yla elde ederken, ilerleyen şartlarda ise, yani hangi anlaşmayla? Zitvatorok
anlaşmasıyla elde ettiği üstünlüğü kaybetti diyeceğiz. Yine 16. yüzyılda Hristiyan İttifakı'nın Osmanlı Devleti'ne karşı tek galibiyeti hangisi olacak peki dersek eğer arkadaşlar, Kıbrıs'ın neyi diyorsunuz? Fethiyle intikamını almak için yaptığı nedir arkadaşlar? İnebahtı Deniz Savaşı'dır. Hatta bu dönemde Sokulu Mehmet Paşa çok güzel bir söz söyleyecek. Ne diyecek dersek eğer, şunu söyleyecek. Biz ki Kıbrıs'ı almak ile onların kollarını, onlar bizim donanmamızı yakmaları ile sakalımızı kesmişlerdir. Sakalımızı kesmeleriyle bizim kesilen sakal yerine tekrar gelirken, kesilen kol bir daha tekrar yerine gelmez diyecek. Bu da arkadaşlar ne kadar diplomasi anlamında önemli noktası. 16. yüzyılda görülen Osmanlı-Habsburg mücadelesinin temel sebepleri nedir? Avrupa'ya ne yapabilmek arkadaşlar? Hakim olabilmek. Yine Macaristan, yani Macaristan bölgesine hakimiyet ne yapmaktır? Kurmak önemli unsurumuzdur. Büyük Karagücü Osmanlı doğuda. Peki doğuda neler yapacağız? İlk olarak arkadaşlar Yıldırım Beyazıt, yani 1. Beyazıt döneminde Fırat Nehri'ne kadar olan bölgede Türk siyasi birliği büyük ölçüde, bakın kesin değil, büyük ölçüde sağlanmıştır. Daha sonrasında ise Fatih döneminde ise değerli arkadaşlar Akkoyunlarla yapılan Otlukbeli Savaşı'yla Anadolu'nun doğusundaki güvenlik ne yapıldı? Sağlandı. Hemen şuraya Otlukbeli'mizi de ne yapalım? Yazalım. Anadolu'nun doğusunda güvenliği sağladık dedik ama böyle en çok dönem hangi dönem doğuda ise 1. Selim, yani tabiri caizse sizin de bildiğiniz Yavuz Sultan Selim döneminde ise arkadaşlar önemli savaşlar yapacağız. Nedir peki bunlar dersek? Safavilerle Çaldıran neyini gerçekleştiriyoruz? Savaşını gerçekleştireceğiz ve Şii bir devlet olan arkadaşlar Safavi devleti ne yapılmıştır? Yıkıldı diyeceğiz. Bakın unutmayın, Safavi devleti yıkılmıştır. Bir sürü arkadaşlar sindiriliyor. Akabinde devam edeceğim. Peki akabinde ne yapacağız dersek? Şunu söyleyeceksiniz. Doğuda ise Memlüklerle arkadaşlar Mercidabık ve hangi savaşı yapacağız? Ridaniye neyini gerçekleştiriyoruz? Savaşını gerçekleştireceğiz. Doğunun büyük gücü ve halifenin hamisi olan arkadaşlar Memlük devleti yıkılarak hem çok geniş sınırlara ulaşacak hem de baharat yolu kimin eline geçecek? Osmanlı'nın eline geçmiş ve halifelik makamı Osmanlı'ya geçerek, bakın halifelik makamı Osmanlı'ya geçerek İslam dünyasının liderliğini ele geçirmiştir diyeceğiz. Şimdi geldim. 16. yüzyılda görülen Osmanlı-Safa mücadelesinin temel sebepleri nelerdir? Birincisi arkadaşlar hangi isyandır? Şahkulu ayaklanması. Bu bir. İkincisi Safavilerin doğuda neyi yayma düşüncesi? Şiiliği ne yapma? Yayma düşüncesi önemli bir unsur benim için. Geldim. Devam ettim. Peki Kıbrıs'ta Türk varlığı ve önemi ne? Ona bakalım birlikte. Şimdi ilk olarak arkadaşlar bilmem gereken unsurlardan bir tanesi. Şimdi Kıbrıs 1571-1878 yıllarında Osmanlı hakimiyetinde ne yapmıştır? Kalacak değerli arkadaşlar. Yine bilmem gereken unsurlardan bir tanesi 1. Selim, yani Yavuz Sultan Selim zamanında düzenlenen Ridaniye seferinden sonra adada ticaret yapan Venedik vergiye bağlanmış. Bu dönemde burada az da olsa Türk nüfusu ne yapmaktaydı? Yaşamaktaydı. Daha sonrasında ise Kanuni'nin oğlu olan 2. Selim ya da tabiri caizse sizin bildiğiniz Sarı Selim arkadaşlar Kıbrıs fethedilmişti. Peki Kıbrıs aslında Sarı Selim mi? Kimi duyacaksınız aslında? Sokulu Mehmet neyi duyarsınız? Paşa'yı ne yaparız arkadaşlar? Duymaktasınız. Sokulu Mehmet Paşa'nın arkadaşlar Kıbrıs'ı almasıyla bunun intikamını almak için Haçlıların giriştiği neydi? İnebahtı Deniz Savaşı'nda Osmanlılar yenilmezse de ada yine elde tutulmuştur. Hatta daha önce söyledik ya, Sokulu Mehmet Paşa'nın güzel bir sözü var. Biz sizden Kıbrıs'ı alarak kolumuzu kestik. Siz ise donanmamızı yenmekle yalnızca bizim sakalımızı kestiniz. Unutmayın ki
Bir kol bir daha yerine gelmez iken ama sakal eskiden de olduğu gibi gür bir şekilde çıkacak dediğini ne yapmakta? Söylemekte. Şimdi Osmanlı padişahlarında yani devam ediyoruz arkadaşlar. Bu dönemde gücümüze nelerden bahsedeceğiz? İlk olarak bilmem gereken unsurlardan bir tanesi. Osmanlı padişahlarından 2. Mehmet yani aslında Fatih Sultan Mehmet döneminde Kırım alınarak, bakın unutmayın hemen şöyle Kırım'ı aldım. Dedim ki Kırım'ın alınmasıyla Karadeniz Türk Gölü haline ne yapmıştır? Gelmiştir. Sinop, Amasra, Ege Adaları ve Otranto bu dönemde fethedilecek. Peki Otranto neresidir dersek hemen şuraya yazalım. İtalya diye adlandıracağız. Daha sonrasında yine oğlu 2. Beyazıt döneminde, 2. Beyazıt zamanında Modon, Koron, İnebahtı ve Navarin alınarak Bizans'a büyük bir darbe vuruluyor. Akabinde Yavuz Sultan Selim yani 1. Selim döneminde Suriye Mısır limanları fethedilerek hangi yol? Baharat yolu. Kimin eline geçti? Osmanlı Devleti'nin ne yapmıştır? Eline geçecek. Bir de unutmayın yine Kırım'ın alınmasıyla bir yol daha Osmanlı eline geçmiştir. Hangi yol diyoruz buna? İpek yolu. Yani o dönemde Orta Çağ damgasını vuran önemli iki tane yol olan bunlardan birisi İpek, diğerini ise Baharat yolunun ele geçmesiyle birlikte Osmanlı Devleti ticari anlamda büyük bir kazanç sağlayacak. Daha sonrasında denizler gücünün de yani zirvesinde yaşayacak bir dönem göreceğiz. Kim peki bu dönem dersek? Kanuni döneminde Rodos fethedilmiş ve burada Kızıl Sakal hatta Barbarossa diye adlandırdığım bir kahraman ortaya çıkacak. Hatta denizlerin o dönemde en büyük arkadaşlar neyi? Kahramanlarından bir tanesi. Hatta kendisi bir korsandır. Kanuni diyor ki gel diyor ben sana diyor iş vereyim diyor maaş bağlayayım diyor emekliliğin de var diyor. Hem diyor seni de evlendiririz diyor. Barbaros Hayrettin Paşa böylece Osmanlı Devleti'nin ilk kaptanı neyi olmuştur? Deryası olacak. Osmanlı Devleti'nin ilk kaptanı deryası olmasıyla birlikte Haçlılarla birlikte arkadaşlar bir savaş yapıyor. Nedir peki bu dersek? Preveze Deniz Savaşı'nı gerçekleştirmiş ve Akdeniz'de Haçlı üstünlüğü tamamen sona ererek bu üstünlük kimin eline geçmiştir? Osmanlı'nın eline geçecek ve Doğu Akdeniz Türk Gölü haline geldi diyeceğiz. Şimdi geldim değerli arkadaşlar. Osmanlı Devleti 16. yüzyılda karalara ve denizlere hakim olma konusunda devletlerden hangileriyle mücadele etmiştir dersek Venediklerle Fatih, Avusturya ile arkadaşlar Kanuni, yine Portekiz dönemi Kanuni dönemi olarak ele alacağız. Yani doğru cevabımızı E şıkkı olarak ne yapacaksınız? Ele alacağız. 1, 2 ve 3 olarak ne yapılmakta bilinmekte. Şimdi biliyorsunuz ki dünyada önemli olan iki tane ticaret yolu Osmanlı'nın eline geçmişti. Bunlardan birisi İpek yolu, diğeri de Baharat yoluydu. Çünkü dünyada başka da bilinen işte Kürk yolu falan vardı ama dünya ticaretinin en çok önemli olan yerleri İpek ve Baharat yoluydu. Avrupa o dönemde açtı, fakirdi ve yoksuldu ve Osmanlı ağır vergiler almak istiyordu. Avrupalılar, hayır kardeşim biz bunu kabul etmiyoruz. O yüzden de yeni keşifler yapacağız. Yani daha önce söyledik ya Osmanlı Devleti'nin elinde olan İpek ve Baharat yolunun elinde olmasıyla birlikte zor duruma düşen Avrupalılar arkadaşlar nereye ulaşmak isteyecekler? Doğunun zenginliklerine yani Çin'e ve Hindistan'a gitmek istiyorlar. Çünkü niye? Doğunun neyine ulaşalım diye? Zenginliklerine ulaşalım diye. Bu dönemde de tabii ki İpek ve Baharat yolunu tamamen arkadaşlar ortadan kaldırabilmek için hangi keşifleri başlatıyorlar? Coğrafi neyler başlamıştır? Keşifler başlayacak. Coğrafi keşiflerin başlamasıyla birlikte doğunun zenginliklerine artık araçsız şekilde ulaşan Avrupalılar ama yanlış işin garip tarafı ne biliyor musunuz? Doğunun zenginliklerine ulaşmayacaklar sadece. Aslında bir yeri keşfedecekler. Nereyi? Amerika'yı keşfediyorlar. American Vespucci arkadaşlar yeni bir kıta keşfediyor. Bu kıta ne? Amerikan kıtası. Amerikan kıtasının keşfedilmesiyle birlikte arkadaşlar birçok unsur Avrupa'dan, daha doğrusu Amerika'dan Avrupa'ya getiriliyor. İşte patates, domates, tütün, kakao, vanilya gibi unsurlar taşınmış. Aynı zamanda Amerika'nın altın ve gümüşü ne yapılmıştır arkadaşlar? Avrupa'ya taşındı. Böylece yoksul Avrupa bir anda zenginleşmeye başladı mı? Bir anda zenginleşmeye başladı. Bu zenginliğin ortaya da çıkmasıyla da birlikte Osmanlı'nın ekonomik ticaretinde büyük bir darbe
ortaya çıkacak. Peki bu darbenin ortaya çıkmasıyla birlikte keşifleri kimler yapacak arkadaşlar? Kendilerine arkadaş keşfin yerlerinde sağlanan madenler sayesinde önceleri arkadaşlar kimi göreceksiniz? İspanya diyeceğiz. Daha sonrasında ise arkadaşlar kimi görüyorsunuz? Portekizleri göreceğiz. Sonrasında kimi? Fransa'yı. Sonrasında Hollanda'yı. Ve kimi göreceğiz en son olarak? İngiltere büyük sömürgeler elde etmeye başlayacaklar. Osmanlı Devleti'nin ticaretine zarar veren coğrafi keşifler ülkede Amerikan gümüş istilası ve yüksek arkadaşlar ne? Enflasyon ortaya çıkmasıyla karşılaşmasına yol açacak. Hatta Kenya kurucusu devlet başkanının bir sözü var. Batılılar geldiklerinde ellerinde İncil, bizim elimizde ise topraklarımız vardı. Bize gözlerimizi kapayarak dua etmeyi öğrettiler. Gözümüzü açtığımızda bizim elimizde İncil, onların elinde topraklarımız vardı diyecek. Böyle de bir önemli noktayı belirtmiş. Osmanlı Devleti coğrafi keşifler yüzünden ettiği zararları telafi etmek amacıyla neler yapmış peki? Hadi gelin birlikte bunlara bakalım. Şimdi ilk olarak Akdeniz ticaretini arkadaşlar cazip hale getirmek için yol güvenliğini arttırma ve düşük gümrük tarifesi uygulama gibi yollara başvurmaya başlayacak. Akabinde Hollanda, İngiltere, Fransa gibi yeni yükselen tüccar aktörleri kendi ekonomik alanını çekmeye çalışmak için çeşitli devletlere yeni neyler vermeye başlayacak? Kapitülasyon arkadaşlar vermeye başlıyor. Bakın kapitülasyon bir devletin arkadaşlar bir devlete vermesi... Yani şöyle devletin, bir devletin başka bir devlete verdiği her türlü idari, iktisadi, mali ne diyeceksiniz değerli arkadaşlar? Ayrıcalık olarak ne yapılmaktadır? Bilinmektedir. Portekiz nüfusunu kırmak için bu dönemde Kanuni Sultan Süleyman döneminde neler gerçekleşiyor arkadaşlar? Hint deniz seferleri düzenleniyor. Peki bu Hint deniz seferleri kaç kere yapılmıştır dersek 4 tane Hint deniz seferini göreceksiniz. Bu Hint deniz seferinin birini Hadım Süleyman Paşa, Murat Reis, Piri Reis ve Seyidi Ali Reis gerçekleştirecek. Ama bunlar başarılı olmuyor. Çünkü senin donanman neye göre yapılmış? Arkadaşlar denize göre yapılmış ama sen okyanusa gitmek zorundasın. O yüzden de çok da istenilen sonucu ne yapamıyoruz? Alamayacağız. Yine Osmanlı enflasyonla mücadele edebilmek için takşiş yani para kırpma, paranın değerini düşürme gibi çeşitli yöntemler uygulamaya başlayacak. Hatta mesela siz madeni paralara bozuk para diyorsunuz değil mi? Bunun bozuk para olmasının temel sebebi nedir? Osmanlı döneminde paraların kenarlarını kırpıtarak arkadaşlar bir nevi değerini düşürmeye başlıyorsunuz. O yüzden de para bozulmuş deyip bozuk para kavramını kullanmaya başlayacağız. Geldim büyük devletlerin nüfus mücadelesi ve Osmanlılar. Coğrafi keşifler sonrasında Avrupalılar birçok yerde ticaret üssü yani koloni kurup ham madde, pazar ve iş gücü elde ederek sömürgecilik yani emperyalizm, köleleştirme faaliyetlerinde ne yaptılar? Bulundular. Bakın bu çok kötü bir durum değil mi bu süreç içerisinde? Aynı zamanda da o gittikleri yerlerde ne diyeceğiz? Asimilasyon ne yapmıştır faaliyetlerini? Yürütmüşlerdir. Aynı zamanda arkadaşlar İngiltere, Fransa, İspanya, Portekiz ve Hollanda sömürgecilik faaliyetlerini zamanla Asya, Afrika, Amerika kıtalarında büyük bir bölümüne taşımaya başlayacaklar. Ve kendi insanlarını arkadaşlar hükmedebilmesi için sömürülen bölgelerde ne faaliyetleri yürütecekler? Misyonerlik arkadaşlar. Faaliyetlerini yürütmeye başlayacaklar. İşkence ve katliamlar yaparak zamanla milyonlarca kişinin ölümüne yol açmış. Hatta Amerika'da öyle bir arkadaşlar sistem uygulamışlar ki Amerikalılar o dönemde siyahi vatandaşlarını bir nevi köle gözüyle bakmışlardır. Onları aşağılamışlardır. Onları insan yurduna koymamışlardır. Hatta Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi'nin 1. maddesinde diyor ki insanlar haklar bakımından özgür, eşit doğar ve yaşarlar diyecek. Fakat tabii ki emperyalizm buna izin vermeyecek. İnsan gücü ve değerli madenlerin önem kazandığı bu devirde ekonomik mal, ürün ve ilişkilerde değişim geçirmiş ve eski dünya ile yeni dünya arasında tropikal hayvan türleri ile arkadaşlar dedik ya da aynı domates, patates,
mısır, kabak, fasulye gibi bitkiler yeni ticaret metotları oluşmuştur. İngiltere, Fransa, Hollanda gibi bazı Avrupalı devletler faaliyetlerini Uzak Doğu'ya kadar uzanan ticaret kampanyaları yani şirketleri kurmuşlardır. Portekizler faaliyetlerini Hicaz, Basra, Bağdat, Yemen, Mısır, sahip olan Osmanlılara siyasi ve ekonomik açıdan oldukça ne vermişlerdir? Zarar verecekler. Yine Portekizlerin saldırıları ve tehdit sürümlerine karşı yapılan yardım talebi üzerine Osmanlı Devleti, daha yeni de söylediğimiz gibi arkadaşlar, neyi düzenliyor? Hint deniz seferlerini ne yapmıştır? Düzenlemiş. Sonuçta Kızıldeniz üzerinden yeniden Osmanlı hakimiyeti kurulmuşsa da Hint Okyanusu'ndaki Portekiz nüfusu ne yapılamamıştır? Kırılamayacak. Çok da arkadaşlar başarılı olabileceğiz mi dersek çok da başarılı ne yapamıyoruz arkadaşlar? Olamayacağız. Çünkü siz arkadaşlar gemileriniz okyanusta ne yapamayacaktı? Dayanıklı olmayacaktı. Karaların ve denizlerin hakimi Osmanlı Devleti'ni ele aldık. Şimdi size her zaman yaptığımız gibi mükemmel bir ödüllü soru bırakıyorum. Cevapları yorum kısmına bekliyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. İyi çalışmalar.